Sosyal bahisin bir numarası tuttur, altıncı adamı sunar. Tuttur baby, haydi heyecan olsun baby. Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Tuttur'un sunduğu 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte her cuma olduğu gibi önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Gerçekten orada da gündem yoğun. Temsilcilerimizin bugün 2 maçı var EuroLeague'de. EuroCup'ta gerçekten iyi bir hafta geçirdiğimizi söylemek gayet mümkün. Transfer gelişmelerimiz var. Güzel bir hafta oldu gerçekten. Basketbolla dolu dolu geçen bir hafta oldu. Bugün de haftanın finalinde başta da söylediğim gibi temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko parkeye çıkacak. Anadolu Efes evinde Fransa'nın güçlü ekiplerinden Final Four adayı Monaco'yla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise bu sefer Fransa deplasmanında, Fransa'nın yine bu sezon sağ solu belli olmayan, çok ümit vaat etmese de problem çıkartmaya gebe takımlarından Asvel'le karşı karşıya gelecek. İki mücadele de bu akşam saatlerinde oynanacak. Gerçekten oradan oraya ekranları böleceğimiz, yine koştur koştur bol bol maç izleyeceğimiz bir akşam olacak gibi gözüküyor. WhatsApp hattımızı biliyorsunuz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sizlerden gelecek mesajları bekliyoruz. Programda da süremiz yettiğince hepsini okumaya gayret edeceğiz. İsterseniz EuroCup'tan başlayalım. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 3 temsilcimiz bildiğiniz gibi boy gösteriyor. Beşiktaş, FIBA Banka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji bizi EuroCup'ta temsil eden ekipler. Haftanın açılışında temsilcilerimiz adına Beşiktaş Polonya deplasmanındaydı. Avrupa basketbol efsanesi Jan Tabak'ın çalıştırdığı son Polonya şampiyonu Trefl Sopot'la karşı karşıya geldi Beşiktaş. Biliyorsunuz Beşiktaş A grubunda yer alıyor. Hakikaten zor bir grup. Yani Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv gibi turnuvada şampiyonluk adayı olabilecek takımlar var. Yine bir diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji de bu grupta yer alıyor. Hakikaten çok yüksek skorlu geçti bu maç. Bu maça da ilk yarı üst bahsi önermiştim tuttur.com'da. Orada da oynayan dinleyicilerimiz kuponlarında isabet sağladılar. Buradan hepsini de tebrik etmek isterim. 179'luk skorla Beşiktaş deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Bu sezon biliyorsunuz Beşiktaş geçen sezona nazaran biraz daha farklı. Geçen yıl Dušan Olimpijević biraz daha savunma odaklı, rakibini savunma tarafında sindiren bir basketbol prensibiyle takımı sahaya sürüyordu. İşte bunun örneklerini de geçen sezon sık sık gördük. Hatta en majör, en öne çıkan örneği de EuroCup şampiyonu Paris Basket, biliyorsunuz tek mağlubiyetini evinde Beşiktaş karşısında almıştı Fransa'da. Beşiktaş sezon genelinde 100 sayıya yakın ortalamayla oynayan Paris Basket'i 62 sayıda tutarak karşılaşmayı 63-62 kazanmıştı. Bu sezonsa neredeyse 180 derece farklı bir Beşiktaş izliyoruz. Maçların hepsi neredeyse 80 sayı üzerinde bitiyor Beşiktaş adına. Bu sezon şimdiye kadar çıktığı 7 maçtan, kontrol ediyorum, evet 7 maçtan 6'sında Beşiktaş 80 sayı baremini aşmayı başardı. 80 sayının altında kaldığı tek maçta Wolves Vilnius deplasmanında kaybettiği maç, ki onda da 78 sayı üretmişti siyah beyazlar. Yani skorer bir Beşiktaş izliyoruz bu sezon. Trefl Sopot karşısında da gerçekten, yani ligin 7 maç sonunda galibiyet alamayan bir takım ama her zaman dişli, evinde de tehlike arz eden bir takımdı. Beşiktaş işini pek şansa bırakmadı. Jonah Matthews'un 21 sayılık etkili bir performansı vardı. Milli skorer Yiğit Arslan 19 sayıyla ona eşlik etti. Yine Dustin Slavin'in 11 sayılık ve Connor Morgan'ın 11'er sayılık performansları vardı. Beşiktaş hep bir hedef maçtan galibiyetle ayrıldı ve 7 maç sonunda 4. galibiyetini alarak kendini playoff hattında tutmayı başardı. Sezona biraz inişli çıkışlı bir başlangıç yapmıştı Beşiktaş. Fikstürde de tabii ki zor takımlar vardı. Şu an 7 maç sonunda 4 galibiyette 4. sırada yer alıyor A grubunda Beşiktaş. Geçelim Bahçeşehir'e. Onlar turnuvanın en büyük bütçeli takımını İstanbul'da, daha doğrusu Belgrad'da mağlup etmeyi başardı. Biliyorsunuz İsrail ekipleriyle oynadığımız maçlar genel itibariyle FIBA'nın ve EuroCup yönetiminin kararıyla İstanbul dışında oynanıyor güvenlik önlemleri gerekçesiyle. Bahçeşehir Koleji Hapoel Tel Aviv'i 90-82 ile geçmeyi başardı ki maçın büyük bölümünde Bahçeşehir Koleji rakibini geriden takip etti, özellikle ilk yarıda. Önemli bir galibiyet aldı Bahçeşehir Koleji. Hapoel Tel Aviv'de biliyorsunuz eski Fenerbahçe Jonathan Motti, her ne kadar şu an takımdan ayrılmış olsa da, yine
Euroleague'den tanıdığımız Bruno Caboclo, NBA yıldızı Patrick Beverley gibi çok önemli bir sürü oyuncu var. Çok yüksek bütçeli, yaklaşık 20 milyon dolara yakın bir kadroları var. Bahçeşehir Koleji bu anlamda ligin en yüksek bütçeli takımını yendiği için bir şapka çıkartmakta fayda var. Özellikle buna bir parantez açmakta fayda var. Bahçeşehir Koleji'nde sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Şeyh Muzazer kariyer maçını oynadı dersek herhalde çok da abartmış olmayız. 23 sayı, 3 rebound, 4 asist, 2 top çalmalık bir performansı vardı Şeyh Muzazer'in. Gerçekten milli oyuncumuz, maçın kahramanı oldu diyebiliriz Bahçeşehir Koleji adına. Ona Tyler Cavan'ı 12 sayı 10 reboundluk bir double-double'la eşlik etti. Benim çok beğendiğim uzunlardan biri. Euroleague'de de uzun kıtlığı çeken takımların sezon içinde bir zemin yoklamasını bekliyorum kendisi için. Ya da en azından sezon sonunda Taye Odiase 19 sayılık bir performansla çok dikkat çekti. Mateusz Ponitka 14, yine Beşiktaş'tan transfer edilen, daha doğrusu geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Marko Simonović 13 sayıyla Bahçeşehir Koleji'ne galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Hapoel Tel Aviv'de NBA yıldızı Patrick Beverley 18 sayı, 5 rebound, 8 asistlik çok komple bir performans sergilese de bu İsrail ekibi için yeterli olmadı. Bruno Caboclo'nun 11 sayı 10 reboundluk bir performansı vardı ki kendisiyle alakalı bir gelişme paylaşacağım programın ilerleyen kısımlarında. Marcus Forster 15 sayı, Tomer Cinat 11 sayıyla çift taneye ulaşan isimler oldu ama temsilcimizin galibiyetinin önüne geçemediler. Buradan Bahçeşehir Koleji'nde kutlamak lazım. 7 maç sonunda 6 galibiyetle A grubunda lider konumda şu anda Bahçeşehir Koleji. Gerçekten müthiş bir sezon geçiriyorlar. İyi bir kadroları da var. Bana kalırsa Hapoel'in de yaşadığı finansal sıkıntılar ve oyuncuların büyük bölümünün ayrılacak olmasını göz önünde bulundurunca Bahçeşehir Koleji bu sezon Valencia ile birlikte Euroleague'in en büyük şampiyonluk adaylarından olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Haftanın kapanışında Eurocup'ta Türk Telekom Cluj-Napoca ile evinde karşı karşıya geldi. Biliyorsunuz Türk Telekom'da 3 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı. Cluj-Napoca Romanya ekibi karşısında Türk Telekom 99-80'lik bir galibiyet alarak bu sezon 4. galibiyetini hanesine yazdırdı ve B grubunda 4. sıraya yerleşti. Türk Telekom'da Anthony Brown sezon başında Bursa Spor'dan az daha Beşiktaş'a transfer olmak üzereyken Türk Telekom araya girip transfer etmişti Anthony Brown'u ki bugüne kadar performansıyla da Türk Telekom'u yanıltmadı bu transfer hamlesinde. 39 sayı 7 asistlik performansıyla hem Eurocup'ta haftanın MVP'si oldu hem de takımını galibiyete taşıyan yegane isim oldu. Ona yeni transfer Brian Angola 21 sayı 8 rebound 6 asist. Yohan Makundu 18 ve Jevon Bes 10 sayı ile eşlik etti. Gerçekten Türk Telekom 3 maç sonrasında önemli bir reaksiyon galibiyeti aldı. Bir nefes almış oldu. Ligde de bir mağlubiyet serisi vardı Türk Telekom'un. Bu anlamda 3 temsilcimiz de haftayı full Türk basketbol adına full geçmeyi başardı. Eurocup'ta gerçekten güzel bir haftayı geride bıraktığımızı söylemek mümkün. Bu arada şunu da belirtelim. Genel itibariyle Euroleague ve Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ekseninde programda sohbet ediyoruz. Tuttuğunuz takımlara yönelik ya da farklı takımlara yönelik sorularınız varsa WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızı da bekliyoruz diyelim. Çok kısa bir araya geçelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz. Tuttur'un sunduğu 6. adam devam ediyor. Evet, Tuttur'un sunduğu 6. adam çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle, kaldığımız yerden devam edelim. İlk 10 dakikalık periyotta WhatsApp hattına sizi yönlendirirken numara verememiştim. Çünkü burada kullandığımız bir kağıt vardı, onu bulamadım. Sağ olsun sevgili Yılmaz Dirim bu konuda güzel bir inovasyon getirmiş ve baskılı bir kağıda sabitlemiş Radyospor ihbar hattının numarasını. Ben de onu tabii ki fark etmedim ilk anda. Güzel bir yenilik olmuş. Buradan paylaşıyorum. Hazırsanız mesajlarımız da geliyor. Hepsini okuyacağım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 nolu WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hepsini de okuyacağım. Hatta mesajlarla başlayalım. Sonrasında sizlerle bir transfer gelişmesi paylaşacağım. Hatta 1,5 transfer gelişmesi de diyebiliriz. Çünkü transfer üstü bir kiralama durumu söz konusu oldu. Bu imzada hemen mesajlarla başlayalım. Sonrasında buna da değineceğiz. Sevgili Nusret Özdemir'den bir mesajımız var. Kendisi Radyospor'un daimi takipçilerinden. Selamlar, sevgiler sevgili Nusret Özdemir'e. Sevgili Burak, NBA'de kupon tutturma oranı daha yüksek. NBA takımları savunmaya fazla önem vermiyor.
Bu da biz oyunculara kupon tutturma şansı veriyor. Selamlar. NBA'de şöyle bir problem var. Öncelikle mesajınız için tekrardan teşekkür edeyim. NBA'de şöyle bir problem var. Oyuncuların maçı savunmadan ziyade maçı genel olarak ciddiye almamasından mütevellit. Çok sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. İşte geçenlerde Detroit Pistons'ın Lakers'la bir maçı vardı. Ben 5.5 handikap Lakers galibiyeti denemiştim. Hani sezon sonunda play-in playoff yarışı için bu gibi hedef maçları ıskalamazlar diye düşünüyordum ama Pistons yendi mesela bu maçı. Oyuncular da çok fazla ciddiye almıyor. Alt üst baremleri belki denenebilir ama genel sonuç bahsi konusunda NBA hakikaten pek güven vermiyor. Devam edelim. Tuncay Canbolat, Can Polat adlı dinleyicimiz yazmış. Kendisine de selamlar, sevgiler. İyi yayınlar Burak Alaca, severek dinliyorum. Selamlar, sevgiler Gaziantep'ten demiş. Biz de buradan Gaziantep'e selamlarımızı yollayalım. Sevgili Burak Bey, hoş geldiniz. Mustafa Demirkaya ben. Dün futbolda inanılmaz bir Galatasaray vardı. Takımımla gurur duydum. Bugün de umarım Anadolu Efes'e Fenerbahçe Beko ile yüzümüz güler. Size de iyi yayınlar. Harika bir enerjiniz var. Dilerim böyle devam edersiniz. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Güzel mesajı için Mustafa Demirkaya'ya da teşekkür edelim. O da programımızın ve Radyospor'un kıymetli takipçilerinden sağ olsun. Bize her programda da mesajlarını atıyor. Bizim için de çok büyük bir keyif güzel mesajlarını okumak Mustafa Bey'in. Evet, dün Galatasaray gerçekten İyi bir futbolla Tottenham karşısında galibiyeti aldı ve 3-2 bitti ama yani 4'ü 5'i de bulabilirdi Galatasaray rahatlıkla, özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının belli bir bölümünde kaçan pozisyonlara bakınca. Ya burada Galatasaray'ın galibiyeti gerçekten çok önemli. İngiltere'nin top 6 takımından birine karşı ve Tottenham koçu, Tottenham hocası Ange soyadını okuması gerçekten Postacıoğlu diye ben telaffuz edeyim. Galatasaray'ın kadrosuna herhalde hiç göz gezdirmedi maç önünde, bilmiyorum ama bu kadar rotasyonlu çıkması da biraz intihar vari bir tercih oldu. Galatasaray da tabii ki neticesinde bunun bedelini ödetti Yunan hocaya. Ankara'dan sevgiler, günün maçı Atina derbisi, iyi yayınlar Serdar Bey yazmış. Evet, gerçekten akşam Panathinaikos Olympiakos maçında da güzel şeyler bekliyoruz. Tüm Euroleague camiası herhalde bu maça odaklanmış durumda. Basket maçlarında oyuncuların ne kadar kaç kilometre koştuğu istatistikleri var mı? Oyuncuların verimlilik puanı var. Sahada oldukları süre zarfında takımları kaç sayı önde, kaç sayı geride. Buna ilaveten İşte şut istatistikleri var, serbest atış istatistikleri var, hem rakam olarak hem yüzde olarak, ama kilometre bazında bir istatistik söz konusu değil. En azından Euroleague basketbolunda böyle bir istatistik tedariğine ben henüz denk gelmedim. Eğer böyle bir detaylı istatistik sağlayıcı site bulursanız bana da ulaştırmanızı sizden rica edeyim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Mannheim Fenerbahçeliler Derneği'nden Hakan Tuncer. Buradan selamlarımızı yollayalım. Fenerbahçemizin Final Four'a kalma şansını değerlendirebilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe'nin hali hazırda bir Final Four'a kalma şansı var ama bu takımın bu uzun rotasyondaki problemi, haftalardır bunu konuşuyorum. Yani artık ben de rahatsız olmaya başladım bunu konuşmaktan ama süre geldiği sürece bu takımın tavanı zannedersem playoff'ta kısıtlı kalacaktır. Ama bir uzun eklemesi gelirse bu takım Final Four gelebilecek ekleme ve onun takıma uyumuna göre şampiyonluk adayı dahi olabilir. Sezon başından beri de zaten bu minvalde konuşuyorum. Burak, iyi yayınlar İzmir'den. Doğan abi ve Necip, Eurolig'e maçlarımız ne olur? Severek dinliyoruz seni. Buradan selamlarımı yollayayım İzmir'e. Şu anda çok kıymetli bir aile dostumuz İzmir'den de bizde, sevgili İhsan Dilek. Ona da selamlarımı yollayayım. İzmir'de sevdiğimiz güzel insanlar var. Tüm İzmir'e selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Akşamda Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarını birazdan değerlendireceğim ama Fenerbahçe biraz daha hedef dişine göre bir rakiple oynuyor. Anadolu Efes maçının yüksek skorlu olmasını bekliyorum. Taraf bahsi konusunda da çok net bir yorum yapmayayım. Umarım temsilcimiz kazanır deyip burada politik bir cevapla geçiştireyim soruyu. Merhabalar Burak, Fenerbahçe'nin Onural transferi nasıl yorumluyorsunuz? Bu transfer uzun transferi nasıl etkiler, ya da Fenerbahçe Beko uzun transfer yapacak mı? Evet, sizlere reklam çıkışı bahsettiğim uzun transferine gelelim isterseniz. Öncelikle şundan başlayalım. Onural Bitim Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Bu resmi açıklama Fenerbahçe tarafından yapıldı ve şu anda stüdyomuzda bir konuğumuz var. Bu konuyu onunla birlikte değerlendirmek istiyorum. Buyurun, şöyle mikrofonu da ayarlayayım. Tuttur.com yazarlarından sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz oldu. Evet, böyle bir sürpriz yapmak istedim bugün sana. O zaman seni hiç oyalamadan direkt konulara giriş yapıyorum. Tabii. Burada dinleyicilerimiz de bekliyor. Fenerbahçe Beko Onural Bitim transferini açıkladı. Hemen akabinde de Bayern Münih oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığını resmi olarak duyurdu. Nasıl yorumlarsın bu hamleyi? Kendini geliştirmek adına bence Bayern Münih iyi bir
takım olacak. Ya Bayern Münih'in de bu sezon gerçekten etkili performansı var. Özellikle evinde dış atışlarla çok etkili olan bir takım. Onur Alpbitim'in de sezon sonunda Fenerbahçe'ye döndüğünde takıma dinamizm katacağını düşünüyorum. Bakalım, iki taraf için de hayırlı olsun diyelim. Burada zannedersem Tarık'ın sene sonunda Tarık Biberoğlu için NBA'ye gitme ihtimali göz önünde bulundurularak atılmış bir imza, ne dersin? Evet, Tarık Biberoviç bu sezon performansıyla zaten göz dolduruyor. Ya Fenerbahçe'nin yeni Bogdanovic de diyebiliriz ona. Birkaç sezondur bunun için hazırlanıyordu adeta. Müthiş bir aurası var. Evet. Şut performansı da Euroleague'in ortalamalarının çok üzerinde gerçekten. Onun kaybı Fenerbahçe için bence büyük bir eksiklik olur. Ama Onur Alp de doldurabilecek potansiyelde bu boşluğu. Bu arada şöyle bir istatistik paylaşayım. Son 2 yılda %53'lük isabet oranıyla Tarık Euroleague genelinde birinci. Bunu da ben geçtiğimiz günlerde gördüm. Gerçekten 22 yaşında bir oyuncu için inanılmaz bir istatistik. Ve attığı şutların çoğu da zor şutlar oluyor genelde. Dribbling üstü şutlarda da gerçekten yüzdeli oynuyor Tarık. Umuyorum NBA'de de başarısını devam ettirir. Hiç deli titremiyor hakikaten. Bu arada Onur Alp bitim için de şunu söylemek lazım. Anlaşma 2028'e kadar, öncelikle bunu söyleyerek girelim. Bayern Münih'te fark etmişsindir, Gordon Herbert basketbolunda işte Carson Edwards, Devin Booker gibi bireysel yeteneklere kendi oyununu oynama imkanı tanıyan bir esneklik de var. Bu da herhalde Onur Alp Bitim'in Euroleague'deki gelişimini, ki daha önce Euroleague background'u yok biliyorsun, hani Efes çıkışlı olsa da kariyerinin patlamasını Karşıyaka ve Bursa Spor'da yapmıştı. Adaptasyon süreci açısından çok iyi bir adres olduğunu düşünüyorum. Shabazz Napier ile oynayacak, Carson Edwards ile oynayacak. Ya bu oyuncularla birlikte yüksek tempolu basketbolla Euroleague'e giriş yapması bence onun için de bir avantaj olacak. Başta belki biraz düşük perdeden giriş sağlayabilir ama zamanla alıştıkça o da farkını yaratacaktır. Ben güzel bir ekleme olduğunu düşünüyorum ki Anadolu Efes'in de oyuncu ilgisi vardı. Yani burada bir futbolda bir tabir vardır ya, bir başlık transfer çalımı da denebilir sanki bunu. Evet, umarım Onur Alpbitim Fenerbahçe'ye daha faydalı olur. Fenerbahçe'nin uzun transferini de bekliyorum ben açıkçası. Uzun rotasyonda da şu anda bir nebze olsun sorun olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir sorun var bence. Sen biraz yumuşak konuşmak istedin. Evet, uzun transferini de dört gözle bekliyorum şu anda. O zaman burada seninle bir isim paylaşacağım. Buradan da zannediyorum sosyal medyada görenler vardır ama hadi Radyospor'da da ilk kez biz paylaşmış olalım. Fenerbahçe Bruno Caboclo'ya, biliyorsun Apoel Tel Aviv'de ciddi bir kriz var. Savaş nedeniyle önce Jonathan Motley başta olmak üzere oyuncular ayrılıyor takımdan. Fenerbahçe Bruno Caboclo'ya resmi teklifini iletti. Real Madrid'in de oyuncuya çok ciddi olmayan bir ilgisi var. Fenerbahçe transferde nispeten önde gözüküyor. Ya Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu şu anda Euroleague seviyesi için çok yumuşak kalıyor. Sertaç oyundayken de Boban Marjanovic de genelde maç başlarında kullanıyor onu, Jaskevičius. O zaman da yumuşak kalıyor. Kemberç çabuk foul problemine girebiliyor. Melli oyundayken rebound konusunda sıkıntı yaşanıyor ki Melli zaten doğal bir 5 numara değil. Burada Caboclo transferi takıma atletizm de katar diye düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe'yi seçer. Bu arada tam Saras Jaskevičius'un isteyeceği bir basketbolcu. Yani şutörlüğü ve mobilitesiyle birlikte small ball oynayacak bir takım içinde biçilmiş kaftan ama orada şöyle bir base var. Onu da seninle paylaşalım. Geçen sezon biliyorsun Ulm'dan ayrıldıktan sonra Real Venezia'ya imza atmıştı. Oyuncu hiç oynamadı. İtalya'ya dahi gitmedi. Davalık oldu FIBA'da Venezia'yla. Partizan'a transfer oldu. Oradan da bağıra çağıra bir şekilde takımla ciddi bir krize neden açarak Hapoel Tel Aviv'e sezon içinde imza atmıştı. Oyuncunun iş ahlakı bence ciddi bir soru işareti olacak. İşte bu noktada disiplin nasıl sağlanır? Jaskevičius oyuncuyu nasıl disiplinize eder? Buna emin değilim ama yine de Caboclo transferi Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Eğer verimli ve sadece sahada kalabilen bir Caboclo'nun %100 katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hatta dostlarımla da konuşurken sezon başından beri çok yakıştırdığım bir isimdi takıma. Ya dediğim gibi şimdi Fenerbahçe'de işte bir diğer adı alınan kulüp Real Madrid'de, burada hata payınız az olduğu gibi burada yaptığınız yanlışlardan sonra Euroleague'de bir daha üst seviyede kendinizi takımda bulamayabilirsiniz. Fenerbahçe'de bu sezon Wade Baldwin de bence beklentilerin biraz altında bir giriş yaptı yeni sezona. Onun da biraz kendini eski Maccabi günlerine döndürmesi gerekiyor bence. Takımı asıl yukarı taşıyacak nokta bu diye düşünüyorum. Orada da şey biliyorsun Maccabi'de biraz da topu yönlendiren isim Lorenzo Brown, Wade Baldwin tamamlayıcı, daha finisher, işte bitirici bir oyuncu rolündeyken burada top yönlendirici oyuncu rolüne alışmaya çalışıyor. Sence Skyler Mace bu süreçte Wade Baldwin'e yardımcı olacak mı? O izlenimi aldın mı? Mace'in Avrupa basketboluna ne kadar uyum sağlayacağını şu an için çok kestiremiyorum. Scottie Wilbeck'in olsaydı acaba Baldwin'in performansı nasıl olurdu sezon içinde? İnsan bunu düşünmeden edemiyor. Yani Wade Baldwin'in bence öyle ya da böyle Jaskevičius'un istediği sistemde takıma liderlik etmesi gerekiyor. Takımın yukarıya çekilmesi için, ki hücumda zaman zaman tıkanan Fenerbahçe iç saha maçlarında da bunu görüyoruz. Kızıl Yıldız maçında Wade Baldwin ilk sayısını bitime 2 dakika kala kaydetti. Yani bir takımın bir numaralı opsiyonuysanız bu olmamalı bence. Felaket bir maçtı bu arada hakikaten. Fenerbahçe için de sadece Wade Baldwin değil,
Bir dinleyicimizden bahisle ilgili bir soru gelmiş. Seni de burada bulmuşken bunu da sormamak olmaz. Merhabalar, basket bahisi almak açısından futbola göre daha kolay, en azından iki sonuçlu bir maç oluyor. Takımların hocalarını, hoca mantığını, tempolu oynayıp oynamadığını çözmek alt üst seçimlerine elimizi kolaylaştırıyor. En azından 11 tane oyuncu yok, 5 tane oyuncu var. Onları bilmek bahis alırken daha da işimizi kolaylaştırıyor. Seviliyorsunuz Anıl Doğan demiş. Anıl Doğan adlı dinleyicimize buradan selamlarımızı yollayalım. Basketbolda da çok parametre var ya gerçekten. Yani koçların bir kere sistemlerini bilmek lazım. Oyun kurucularıyla uyumlarını bir yandan takip etmek lazım. Daha az oyuncu olduğu için sahada oyuncuların günlük durumları daha çok değişkenleri oynatabiliyor yerinden. Bu yüzden tam anlamıyla bu görüşe katılmasam da kısmen katılıyorum diyebilirim. Euroleague özelinde söyleyeyim, ben bu sene gerçekten bahis bülteni mayın tarlası gibi, hiçbir maçın sonucunu kestirmek mümkün değil. Ben Euro Cup'a yapıştım bu arada. Bu sezon her hafta bir iki tane kupon tutturuyorum. Ekmeğimi orada buluyorum ama Euroleague çok tehlikeli. Şampiyonlar Ligi maçları da güzel oluyor zaman zaman, tavsiye ederim. Burada da bu hafta o maça da değinelim istersen. Son şampiyon Malaga'nın burada Petkim deplasmanında bir maçı vardı. Ben üste gideceğini tahmin ettim. Neredeyse Malaga tek başına üste götürdü zaten maçı. Petkim tüm enerjisini galiba Fenerbahçe maçında kullanmış hafta sonu. Biraz Malaga maçında sahada yoklardı gibi diyebiliriz. Bu arada Malaga da hakikaten acayip bir takım. Yani Euro Cup değil, Euro Lig düzeyinde bir takım bence. Yani basketbol Şampiyonlar Ligi'nin çok üzerinde olduğu zaten tartışmaya kapalı bir konu bana kalırsa, ama İbon Navarro'ya da bir şapka çıkartıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bence Tenerife ile Malaga, ya İspanyol takımları zaten bir yana ayrılıyor ama Tenerife ile Malaga çok ayrı noktada takımlar. Kadro kalitesi olarak, rotasyon genişliği olarak, potansiyelleri, tecrübeleri, basketbol kültürleri olarak bence çok farklı noktada takımlar. Real Madrid'de dün alınan Milano galibiyetinin ardından artık Chus Mateo'nun suyunun ciddi anlamda kaynadığı konuşuluyor. Zaten birkaç haftadır da bu konuşuluyordu. Sence bir İbon Navarro hamlesi gelir mi Real Madrid'den? Sezon içerisinde böyle bir hamle gelir mi çok kestiremiyorum. Farklı bir koç arayışında da olabilir Real Madrid. Zaten geçtiğimiz haftalarda Hezonya'ydı yanılmıyorsam, koçu açık açık eleştirmişti. Bilbao basket mağlubiyetinden sonra. Evet, açık açık eleştirmişti. Çok fazla değişiklik yapıyor, çok rotasyon yapıyor, ritmimizi bulamıyoruz demişti. Takım içinde zaten suların durulmadığı aşikar. Bu noktada bir koç değişikliği olur mu? Zaten bence Lasso'nun Real Madrid'den gönderilmesi bir hataydı başlı başına. Onun ekmeğini yedi biraz daha Chus Mateo geldiğinde. Şimdi yavaş yavaş tecrübeli oyuncular, Rudy olsun, Sergio Rodriguez olsun, basketbolu bıraktıktan sonra Chus Mateo da işi biraz zorlaştı. Gerçekler ayyuka çıkmaya başladı. Ben çok iyi bir koç olduğumu düşünmüyorum. Ben Euroleague şampiyonu. Tabii ki burada saygısızca bir ifade kullanmayalım ama hakikaten ben biraz Pablo Lasso'nun ekmeğini yediğini düşünüyorum Real Madrid döneminde, ki zaten şu anda da görüyoruz. Felaket dün Milano maçında bir 10 sayılık makası nispeten kapatmayı başarmışlardı ama Milano gibi Euroleague'in en basiretsiz takımına karşı böyle bir mağlubiyet. Milano da felaket. Ettore Messina. Messina buna da artık, ben öyle düşünüyorum. Buradan biraz sert bir ifade oldu ama yani. Ya Jalgiris Kaunas maçında 27 sayıdan 13 dakikada maç verdiler kendi evlerinde. Maçtan sonra Messina ilk 25 dakika harika basketbol oynadık dedi. İstifa bekliyordum ben. İlk 25 dakika harika basketbol oynadık diye hani biraz da kendini öne çıkarmaya çalıştı. Garip bir açıklamaydı bence. Orada da ilginç bir durum var biliyorsun. Milano kulübünün basketbol şubesinin aynı zamanda başkanı Messina. Yani orada bir onurlu bir duruş sergileyip kendini görevden almadığı sürece kimse onun tavuğuna da kışlayamıyor. Yani biraz onurlu bir duruş sergilemesi lazım artık. Milano'nun da başarısı için bu gerekli diye düşünüyorum. Her sene yüksek yatırımlar, iyi kadrolar ama o geleneksel basketbol anlayışından bir türlü vazgeçmeyen. Bu sezon biraz daha tempolu oynatmaya çalışıyor Milano ama yine belli başlı noktalarda Messina kendi bildiğine sadık kalan, değişime ayak uydurmayan bir koç. Tabii Euroleague'in efsanelerinden birisi ama bence zamanı artık geçti gibi. Aynısı ben Obrada da hissediyorum ama Messina kadar yoğun değil bu düşüncem. Obradovic benim kırmızı çizgim. Obradovic'i ben de çok severim bu arada. Ya şunu hatırlıyorum, ben 14-15 yaşındayken her Fenerbahçe Beko maçında evde oturur ailecek Fenerbahçe Beko izlerdik ki o döneme kadar hani ailecek bizim çok basketbola ilgimiz de yoktu. Hani benim vardı ama oturup hep birlikte kilitlenirdik. O dönemde hatta Kalinic'ler, Kostas Lukas'lar, çok da sevdiğimiz oyuncular vardı. Ben de çok severim ama artık Partizan'da gördükten sonra biraz insanın tadı kaçıyor. Partizan'ın kadrosu da bu sezon biraz zayıf kalıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Ponitka vardı, Jalen Smith vardı, Bruno Caboclo vardı. İyi takım, iyi oyunculardan kurulu bir takımdı. Panther vardı en önemlisi. Evet, Kevin Panther vardı. O da Barça'ya gitti. Bu sezon takım dağılınca yeni sistemde yeni oyuncular, biraz daha alt sınıfta nitelendirebileceğimiz oyuncular takımda. Burada için de işi zor. Kabul etmek lazım biraz. İlginç bir kadro yapılanmasına gittiler. Bireysel olarak aslında yetenekli oyuncular var. Burada Carlick Jones'u sayabilirsin belki. Yine Sterling Brown'u sayabilirsin ama Euroleague basketbolunda rüştünü ispat etmiş hiçbir isim yok kadroda. Yani Vanya Marinkovic bir takımın şutörü ise işi
İçler acısı. Umarım Obradoviç'te başarılı olur. Bir şekilde kendi play'ini atabilirse oradan ekmeğini çıkartabilir diye düşünüyorum da zor şu anda. Şu an, şimdilik zor. Takımın sezon içinde gelişmesini bekliyorum. Onlar da dün Paris Basket'e mağlup oldular. Paris Basket'ten de biraz bahsetmek lazım. Euroleague'in çok dışında bir basketbol. Hücumları 5-6 saniyede bitirmeye yönelik inanılmaz bir takım. Bizim ligimizde Darüşşafaka'nın oynadığı basketbolu Paris Basket'te Euroleague'de oynuyor. Orada tabii TJ Shorts gibi bir faktör var. Şampiyonlar Ligi'nde MVP oldu. Euro Cup'a gitti. Euro Cup'ta MVP oldu. Euroleague'de MVP olamayacak ama yine farklı bir basketbol takımını oynatıyor saha içinde. Nadir Ifi de yine ona destek veriyor. Oturmuş bir takım var. Koşat basketbolu. Tipik bir Fransız basketbolu oynuyorlar ama Euroleague'de renk kattıklarını söyleyebiliriz. 4 maçtır da üst üste kazanıyorlar. Onur Alp bitimin de bu arada Paris'e kiralanması söz konusuydu. Bayern Münih araya girmeden önce orada da mesela çok faydalı olabilirdi. Biliyorsun Onur Alp bitim de tempolu oynayan, boyalı alana penetre etmeyi seven bir oyuncu. Yani Paris Basket'in bu tempolu oyunu Onur Alp bitimi daha da yukarı çekebilirdi diye düşünüyorum. Delici özelliği belki daha ön plana çıkabilirdi Paris Basket'te. Ama benzer yapıda takımlar Paris, Bayern Münih. Bu noktada Onur Alp'in Bayern'de de ben zorluk çekeceğini pek zannetmiyorum. Umuyorum ki Euroleague'de İyi bir çaylak sezonuyla başlayıp Fenerbahçe formasıyla da başarılı olacak Onur Alp bitim. İstersen çok kısa bir araya gidelim, ondan sonra akşamın maçlarını konuşalım. Sonra bir de canlı yayın kuponu yapalım. Tamam, birazdan, olur. Birazdan sizlerleyiz. Tuttur'un sunduğu 6. adam devam ediyor. Evet, Tuttur'un sunduğu 6. adamda çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Konuğumuz stüdyoda şu anda Tuttur yazarı Onur Kıran. Sevgili Onur'u burada konuk ediyoruz. Gerçekten keyifli bir sohbet oluyor. Sizlerden gelen mesajları da bekliyoruz. WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir mesajımız var, onunla başlayalım. Amerika'dan bir dinleyicimiz yazıyor. Merhaba, Boston'dan Asım Serdar ben. Selamlar buradan Boston'a, son şampiyonu şehrine. Konuyla alakasız ama futbol menajer yapılıyor yıllarca. Neden basketbol menajer tarzında bir oyun yapılmıyor? Tamamen yönetim ve koçluk üzerine teşekkürler demiş. Basketbol menajerin bir oyunu var bu arada. Buradan da reklam yapmış gibi olacağız ama hadi adını vereyim, ben de oynuyordum. Ay basketbol menajer. Tavsiye ederim. Futbol menajerde da varsanız ekleşelim, 24'te keyifli bir draft yapabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce hiç denedin mi basketbol menajeri? Çok kısa oynamaya çalıştım. Yarım saat falan sürdü muhtemelen. Çok karışık bir altyapısı vardı. Tabanı çok karışıktı. Zaten oyuncu havuzu da geniş olduğu için. Bir de o zamanlar sanırım bu eski tip telefonlara da bir mobil oyunu vardı. Basketbol menajer oyunu. Var mı hala? Var. 23'te şu anda. 24 çıkmadı henüz sanırım. O zaman biraz eskimiş bir oyun gibiydi. O yüzden çok fazla oynamadım. Ben 2-3 sezon oynadım ya. Hatırlıyorum da bir Beşiktaş Emlak Jet'le o zamanki adıyla Ay Basketbol Menajer 22 ya da 21 olması, 23 olması lazım. Bir Euro Cup kupası almıştık. Zevklidir. Menajerlik oyunları zevklidir. Bir Mustafa Demirkaya'dan bir mesajımız var. Burak Bey, arkadaş basketbol bahsinden bahsederken anılarım depreşti. Hatırlarsanız bir basketbol kuponundan bahsetmiştim. 3 maçlık, 2 tane beraberlik, 1 tane daha düşük oran yanına koymuştum. Beraberlikler gelmişti, 1.40 orandan yatmıştım diye Mustafa Bey gerçekten bir travmasını bizlerle paylaştı şu anda. Zaman zaman oluyor. Sistem oynamak bu yüzden en sağlıklısı o tarz kuponlarda. Basketbol kuponlarında 2-3 maçın üstüne çıktıktan sonra direkt kırmızı alarm vermeye başlıyor zaten sistem, evet. Yapmazsan. Ben bugün mesela bir sistem kuponu paylaştım. Çok büyük sürprizlere yöneldim. Mesela Efes ilk yarı 0 maç sonucu 1 gibi. Güzel. Böyle Bologna ilk yarı 0 maç sonucu 1 gibi. Bu tarz sürprizleri sistem 1-2-3-4-5 yaptım. Tadımlık ufak miktarda. Güzel bir kupon oldu. Bakalım takip edeceğiz. Ben bir canlı yayın kuponu yaptım. Bunu burada seninle de paylaşmak isterim. Bakalım senin de fikirlerini alalım. Anadolu Efes Monaco maçına 160.5 üst önerdim. Bu sezon biliyorsun Anadolu Efes neredeyse maçların tamamında 80 sayı bandının üzerine çıkıyor. Monaco'da keza skorerleri olan, önemli kısaları olan bir takım. Bu maç için benim önerim 160.5 üst oldu. Katılır mısın? Katılırım. Elijah Bryant çok formda. Jordan var, ona destek veriyor. Monaco'da zaten Mike James'le Jordan Lloyd aynı anda oyundayken tempo çok yükseliyor. Katılırım. 2 maçlık bir kupon yaptım. Diğer bahsimde Barcelona Baskonya 162.5 üst. Barcelona evinde olduğu maçlarda biliyorsun 90 sayıya merdiven dayıyor genelde. Burada Baskonya'nın da biraz eşlik etmesiyle birlikte artan tempoya maçın ben 162.5 üstüne gideceğini düşündüm. Barcelona'da takım Penaroya'nın sistemini biraz ayak uydurmuş gibi görünüyor yavaş yavaş. Jabari Parker çok formda. Kevin Panther takıma iyi liderlik ediyor. Baskonya katkı verebilecek mi? Burası tartışmaya açık ama Baskonya'da lig maçında Barcelona'yı mağlup etmişti geçtiğimiz, evet, haftalarda. Büyük bir sürpriz yapmıştı. Bir benzerini izler miyiz pek zannetmiyorum ama üste yönelmek mantıklı. Ben Barcelona tarafındayım daha çok. Bu arada ben de Barcelona galibiyetinden yanayım. Burada yani Barcelona'nın savunmadan, oyun yoğunluğundan ziyade biraz tempoyu arttıracak olmasından mütevellit. Yine skora nispeten bir eşlik etmesini bekliyorum. Baskonya'nın
Anadolu Efes Monaco maçının 1.44, bunun da 1.45'lik bir oranı var. Tuttur.com üzerindeki sosyal bahis kısmından Burak Alıcı hesabında canlı yayın için yaptığımız kuponu oynayabilirsiniz. Şu anda henüz 3 kişi oynamış. Bekliyoruz. Devam edelim. Bugün için peki temsilcilerimizin maçlarından bahsedelim istersen. Anadolu Efes'e az önce değinmiştik. Anadolu Efes Monaco karşısında zor bir maça çıkacak. Anadolu Efes'in bu maçta Monaco'nun kısalarına baskı yapması lazım. Shane Larkin'in yokluğunda işte o noktada rotasyonu nasıl kuracak Tomis Samjatovic? Yerli oyunculara süre verecek mi? İşte Ercan Osmani bu sezon büyük çıkış yaptı. Onun performansı önemli. Efes'in ben kazanacağını düşünüyorum seyircisinin desteğiyle ama üst bana da daha yakın geliyor bu maçta. Yüksek skorlu bir maç olur sanki. Mike James biraz daha böyle sorumluluk alır. Zaman zaman saçmalar. O tarz bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Zaten biliyorsun Anadolu Efes ne zaman evde oynasa 85-90 sayı buluyor bu sezon başından beri. Olympiakos gibi sıkı bir savunma takımına karşı bile 91 sayı çıktı. Evet. Basketbol gelişim merkezinde çemberleri yumuşak diyorlar biraz böyle. Topun rahat girdiği tarzda bir çember diyorlar. Salona gitme fırsatı buldun mu? Yok. Bugün gitmeyi planlıyordum. Nasip olursa bakalım. Ben atmosfer açısından çok beğenmedim salonu açıkçası. Sinan Erdem'i aradım ya da bilmiyorum. Orada izleme alışkanlığım olduğu için mi bilmiyorum ama yani tabii ki tesis olarak çok gerçekten güzel bir atmosfer oluşmuş en azından tesis dışında. İşte etkinlik alanları olsun, ferahlık olsun, çevresi, yapımı, mimarisi ama salonun içindeki ambiyans bilmiyorum. Belki de henüz daha adrenalin seviyesi o kadar yüksek bir maça gitmediğimiz için de olabilir ama Fenerbahçe, Beko ve Olympiakos maçlarında oradaydım. Beni pek tatmin etmedi açıkçası. Efes'in bu sezon geçtiğimiz yıldan farklı olarak heyecanı biraz düşük gibi zaten. Son iki sezondur diyeyim hatta daha doğru tabirle. Bakalım basketbol gelişim merkezi umarım Efes'e şans getirir. Bu sezon Final Four kapısını aralar Efes'e. Orada Efes'in başarılı sonuçlara imza atmasını temenni ediyoruz ama atmosfer olarak çok bir fikrim yok açıkçası. Bu akşam bir deneyimin olur diye düşünüyorum. Yani keyifli de bir maç var. Belki bugün atmosfer ya da adrenalin yukarılarda tırmanabilir Mike James'in bazı hareketlerine göre. Umarım. Galibiyet bekliyor musun peki bu akşam? Efes'in yenmesini bekliyorum evet. Burada Rodrick Boboa ve Stanley Johnson eğer koç süre verirse onların birebir savunmadaki takıma destekleri çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Boboa'nın savunmada verdiği katkıdan ziyade hücumda bulacağı şutlar, yüzdeli atış yapması benim için önemli. Yani Efes dış atışlarda zaman zaman zorlandığı maçlar oynuyor bu sene. İşte Larkin'in yokluğunda Boboa'nın vereceği ekstra katkı, Jordan var az önce de bahsettim. Elijah Bryant harika oynuyor. Darius Thompson'dan ya bu sezon biraz hareketli ama çok bir şey beklemiyorum ben artık açıkçası Darius Thompson'dan. Bir ritme girdi ama ben Baskonya günlerini andırıyor son 5-6 maçtır ve verimlilik puanı olarak bu sezon takımda 1 numara bu arada, onu da belirtelim. Yani umarım enerjisiyle fark yaratıyor ama bu noktada ya Efes'in basketbolcusu mu bence değil gibi. Geçen sene senin fikrini zaten doğrular nitelikte bir performansı vardı evet. Yıl boyu. Evet. Peki geçelim Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe Azvel deplasmanında genel olarak Euroleague'in zayıf halkalarından biri olarak gözükse de Azvel evinde zaman zaman büyük takımlara sürpriz yaptığını görmüştük. Bu sene de Maledon gibi çok kıymetli bir kazanımları var ve tehlikeli gözüküyorlar. Geçtiğimiz çift maç haftasını bir kenara koyacak olursak Asvel bence dirençli bir basketbol oynuyor. Önceki yıllara nazaran daha dirençli, maçta kalan bir Asvel var. Barcelona deplasmanında da bunu gördük. Kolay kolay maçtan kopmadılar. Fenerbahçe'nin de şimdi uzun rotasyondaki sorundan az önce de bahsettik. Asvel burayı işler mi? İşte Joffrey Lovren tam basketbol kariyeri artık bitti derken, Euroleague'de barınamaz derken bu sezon gösterdiği böyle ufak 2-3 dakikalık kesitlerle yeniden Euroleague oyuncusuyum ben mesajını verdi. Neil Sako. Çok evet. İyi performansı var. Sako'da. Kısalarda zaten Nando De Colo var. Bence bugün o sahada bir süperstar varsa o Nando De Colo'dur. Net. Efsane zaten. Evet. Sadece süperstar da değil, Euroleague efsanesinden bahsediyoruz. Fenerbahçe kazansa bile ben başa baş bir maç bekliyorum biraz daha. Azvel handikapta kalabilir. Ya Azvel 7.5-8.5 handikapta kalabilir. Buna ben de katılırım. Üst konusunda da mesela çekimserim. Mesela kuponumu eklemedim. Net üste gidecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Hani 78-71 Alba deplasmanında Fenerbahçe'yi izlediğimiz gibi bir sonuçta çıkarsa şaşırmam. Burada işte biraz daha Bolvin'in performansı bence önemli olacak. Tempoyu ne derecede yukarı çıkartacak? İşte Yasikevicius takıma savunma noktasında sertliğini nasıl sağlayacak? Tempolu bir basketbol mu oynatacak bugün? Onu göreceğiz. Asfel'in yüksek tempolu oynayacağı aşikar da Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağı bence önemli. Bu akşam istersen gecenin ana yemeğine geçelim. Müthiş bir derbi var. Derby of Eternal Enemies. Türkçe karşılığı sonsuz düşmanların derbisi. Panathinaikos OAKA'da Olympiakos'u konuk edecek. Temsilcilerimizin maçlarını izledikten sonra direkt zannediyorum herkes ekran başında bu maç için kilitlenecektir. İnanılmaz bir mücadele. Ergin Ataman ve ekibi ritme girmiş durumda şu anda. Olympiakos keza iyi bir kadroyla şu anda kadroyu biraz daha birbirine oturtma aşamasında olduklarını söylemek mümkün. Yakın geçmişte de ligde Panathinaikos mağlup etmişti Olympiakos'u. Gerçekten inanılmaz bir maç var bu akşam.
tam olarak ben de katılıyorum dediğine. Barzokas takımı daha adapte etmeye çalışıyor. Birbirine kimyayı oluşturmaya çalışıyor şu anda. Geçtiğimiz yıl harika bir savunma takımıydı Olympiakos ama bu sezon iki süperstar transfer ettiler. Taraftarlar çok mutlu oldu. Sasha Vezenko ve Evan Fournier takıma katıldı. Ama Barzokas bu kadar mutlu mu bu transferlerden? Bence şu anda değil. Bu oyunculara savunma yaptırmak gerçekten çok zor ve savunmada enerjisi düşüyor biraz daha Olympiakos'un bu sezon. Çift maç haftasında önemli iki galibiyet aldılar ama Panathinaikos'ta düzenler daha çok yerinde gibi görünüyor. İşte skor gerektiğinde Kendrick Nunn sahneye çıkıyor. Ergin Ataman tempoyu yükseltmek isterse Lorenzo Brown oluyor. Kostas Sulukas sorumluluk alıyor, liderlik yapıyor. Maç sonlarında özellikle. Fizikselliği arttırmak isterse Ömer Gürsoy'un ile Mathieu Lazure aynı anda oyunda tutuyor. Uzun bir beş oluyor. Jerin Grant var bir derinde bak. Kısa rotasyondan bahsederken değinmediğimiz bir oyuncu savunma anlamında savunma, bir spesyalist. Evet. Yürgin en önemli savunmacılarından birisi zaten. Kesinlikle. Ama hücumda biraz yetersiz kalıyor. Hücumda da çok zorlama el üstü atışları var bazen. Kendi stilini oluşturmuş artık oradan. Telekom döneminden de hatırlıyoruz. Yani şut Panathinaikos kısa rotasyonu olmasa bence iyi bir takımda iyi bir parça olabilir ama çok kalabalık bir kısa rotasyonu var ve çok kalifiye. Evet. Cedi Osman'ın uyumu hakkında ne demek istersin? Cedi sence alışabildi mi Panathinaikos'a Avrupa basketboluna? Henüz değil. Ömer Faruk'un yavaş yavaş alışma sinyalleri verdiğini söyleyebilirim gönül rahatlığıyla ama Cedi için aynısını söyleyemeyeceğim. Bir de sanki Ömer Faruk daha motive gelmiş gibi bence Yunanistan'a. Cedi Osman NBA'de kalmak istiyordu zaten uzun sürelerde. Kontrat da bulamadı. Kontrat bulamadı. Sanki biraz daha onun misyonunu tamamlamış da Avrupa'ya tekrar hani böyle bir dönmüş gibi bir durumu var. Ama Ömer Faruk kendini göstermek istiyor. Kendini ispatlamak istiyor gibi. Ömer Faruk'un çünkü NBA'ye geri dönmek için daha real bir düşüncesi vardır diye düşünüyorum Cedi Osman'a nazaran. Çünkü Cedi netice itibariyle artık neredeyse 30 yaşında bir oyuncu. Yani NBA'de onun öne çıkan özelliklerini verecek çok fazla oyuncu var artık. İşte Cleveland'da Cedi ayrıldıktan sonra Sam Merrill ve Dean Wade gibi iki tane G League oyuncusu mesela onun rolünü oynayabiliyor. Keza Spurs'te de herhangi bir eksikliği hissedilmiyor. Avrupa basketbolunda biraz bundan sonra var olabilir gibi gözüküyor. Ama Ömer Faruk'un bir geri dönüş ihtimali var ciddi hem de. Ömer Faruk ilerleyen yıllarda da Euroleague'de bence üst düzey diyebileceğimiz pivotlardan birisi olur. Cedi Osman rol oyuncusu olarak kabul ederse eğer o da şampiyonluk adayı takımlardan birinin parçası olabilir ama kendini rol oyuncusu olarak kabul edecek mi Euroleague seviyesinde? Bunu zaman gösterecek. Yani Cedi Osman'ın tecrübesiyle ilerleyen noktada katkı vereceğini düşünüyorum ama fizik olarak şu an hazır değil gibi bu arada. Ya sezon başındaki Alba maçında mesela biraz kilo fazlası vardı. Onu toparladığını görüyoruz. Şimdi Grigonis'in bir sakatlığı var. Bir ay sahalardan uzak kalacak. Burada Cedi Osman ve Papa Petro 3 numara rotasyonda süreleri paylaşacak. Bakalım artan süreleriyle birlikte performansında da bir değişiklik olacak mı Cedi'nin? Umarım adaptasyonu daha kısa sürecektir bu şekilde ama Cedi Osman... Bakalım. İnşallah fayda sağlar Panathinaikos'a. Şu anda Panathinaikos'un en büyük şampiyonluk adayı olduğuna katılır mısın? Katılırım. Ben Real Madrid'in de bir yerde işleri tersine çevirip yarışa gireceğini düşünüyorum açıkçası. Mateo'yu gönderdikleri gün sanırım. Gönderdikleri gün olabilir evet. Orası için peki bir düşüncem var mı? Mesela şu an benim aklımdan geçen ki duyuyorum da bazı yerlerden doğruluğunu tabii ki %100 teyit edemeyeceğim için bir söylemde bulunmayayım ama Itudis ismi mesela ciddi anlamda Real Madrid için konuşuluyor. Ya Itudis'in CSKA'da oynattığı basketbol Real Madrid'le bence birbirine yakın seviyede. O tempolu basketbol orada da işte Sergio Rodriguez'li Miloš Teodosić dönemde oynattığı basketbol. Corey Higgins, Dando De Colo inanılmazdı. Evet. Önemli bir tempo takımıydı CSKA. Zaten devamlı Final Four oynayan takımlardan birisiydi. Itudis'in tecrübesi ortada. Real Madrid'le bu doku uyumu sağlanır mı bilmiyorum ama Itudis Real Madrid'in başında başarılı olabilir evet. Itudis şu anda ya Fenerbahçe dönemi hiç kimsenin aklında iyi kalmamış olsa da Euroleague'in elit koçlarından biri bunu da kabul etmek lazım. Evet, geçtiğimiz sezon Yasikevicius takıma geldikten sonra takım evet Final Four taşındı ama bunda Itudis'in de payı elbette vardı. Takımı kuran oydu öncelikle ve takımdaki oyuncuların Itudis'i pek sevmediğini biliyorum. O yüzden Itudis'in başarısız olmasında biraz da oradaki kimya problemlerinin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Yani sadece coaching maç için müdahalelerde sınıfta kalmadı. Oyuncu ilişkileri konusunda oradaki aslında en büyük eksisi Itudis'in. Şimdi geçtiğimiz sezon önce Nikolates devre dışı kaldı. Takımdan gönderilecek oyuncuydu. Sonrasında bir anda rol oyuncusu oldu. Birkaç sakatlık daha oldu. Bir anda ana rol oldu. Baş rol oldu Nikolates. Ve takım başarıya Kalates'in liderliğinde ulaştı. Euroleague'in en kötü şutör gardlarından birisi belki Nikolates. %100. Ama Monaco maçında işte şansa biraz da şans faktörü de yanındaydı. Attığı iki üçlük takımı ayrı bir noktaya taşıdı. Kalates'i de ayrı bir noktaya taşıdı. Özgüven getirdi. Bu şekilde Fenerbahçe ligde de şampiyonluğa doğru yol almıştı. Şimdi Itudis'in kurduğu bu kadrolardan Yasikevicius bu sezon kendi kadrosunu kurdu. Bunu harmanladı biraz daha. Özellikle Dechampierre mesela. Dechampierre bu sezon rotasyonda biraz daha kesik yedi gibi çok diyebiliriz. Çok kısıtlı süre alıyor. Evet. Dechampierre biraz daha kullanılabilir.
ya sırtı dönük oyunlarıyla. Zaman içinde bu arada rotasyonda yer alacaktır ya. Ciddi, o da bir sakatlıktan çıktı ya. Onun da efekti var diye düşünüyorum bu tercihte. Fenerbahçe'nin hücumlarına kesinlikle çeşitlilik katacaktır. Sırtı dönük oyunlarıyla özellikle. Belki şutuna çok güvenmeyebilirsiniz. O ceza şutlarını zaman zaman atabilir. Ama sırtı dönük oyunları Fenerbahçe'nin hücumda zaman zaman çözümü olabilir bence. Yani o kadar geniş bir forvet rotasyonu var ki Fenerbahçe'de. Aslında büyük de bir lüks. Yani Bonzik olsun. Şimdi Tarık'ı orada değerlendirebilirsin. Nigel Davis var. Dechampierre. Biraz da sağlığına kavuştukça son maçlarda azar azar da olsa süre alıyor ama geçen maçta da 11 dakika oynadı hatırlarsın. Zaman içinde maçtan maça göre onun da rotasyona buna nazaran daha çok dahil olacağını düşünüyorum. Bakalım gerçekten lüks bir forvet rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Evet, Nigel Davis'in de eğer ben bu takımın yıldızıyım diyorsa biraz daha sorumluluk alması lazım. %100. Özellikle lig maçlarında çok sorumluluktan kaçıyor. Belki aktif dinlenme yapmak istiyor rotasyonda. Onu kullanıyor koç yine de ama o saha içinde biraz daha dinlenmek, kenara sıyrılmak, maçı nasılsa biraz daha kazanırız bir şekilde noktasında. Ama ısınması lazım sezonun bu bölümünden acılı esinde. Partizan maçında çok iyiydi mesela. Bir iyi bir kötü. Performansında bir türlü sürekliliği, devamlılığı tutturabilmiş değil. Bu arada bir açıklaması vardı maç sonunda. Hani bunu olumsuz algılayanlar da oldu. Ben özgüven açısından gayet olumlu yorumladım. Fenerbahçe takımının lider, en iyi oyuncusu olduğunu altını çizdi kendi ifadeleriyle. Buna katılır mısın? Ben katılıyorum şahsen. Ben katılmıyorum. Baldwin mi dersin? Baldwin'in olması lazım. Şu anda değil tabii ki ama Baldwin'in olması lazım bence. Eğer Fenerbahçe başarıya ulaşmak istiyorsa. Nigel Hayes evet geçtiğimiz sezon Euroleague'in sayı rekorunu kırdı. Orada da hani bir geri sağ var mıydı yok muydu Alba Berlin maçında son pozisyonda attığı sayıda tartışılır ama... Ben bu takımın en büyük yıldızıyım biraz fazla özgüvenli bir açıklama bence. Ya, takımla kontrat uzatması, taraftarla olan ilişkisi vesaire en büyük iki yıldızından biridir en kötü ihtimalle. Şu aşamada ben yine bir numaralı bayrak oyuncu olduğuna katılırım ama. Ben az önce Asvel Fenerbahçe maçında sahada bir yıldız olacaksa Dekolo derken Nigel Hayes'e biraz gönderme yapmak istemiştim. Eyvahlar olsun. Mesajlarımıza geçelim istersen. Merhabalar, İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Selamlar Ayhan Bey. Sizden ricam, Beşiktaş bir bankanın pivot ihtiyacını dile getirebilir misiniz? Getirebiliriz gerçekten. İlginç bir pivot rotasyonu kuruldu. Yani Dustin Slava 4.5 orijinli bir oyuncu. Tam bir pivot değil zaten, şutör özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu. Emmanuel Terry iyi bir atlet ama çok undersize kalıyor pivot rotasyonu için. Ya Beşiktaş'ın Delgado'dan arta kalan boşluğu bir şekilde doldurması gerekiyor. Ben bir transfer yapılmasını da bekliyorum. Ne dersin? Özellikle çember savunması için şart gibi bence. Ya Beşiktaş'ın bu sezon çok yüksek skorlu maçlarını oynama sebeplerinden biri hücumdaki takımın kalitesinden ziyade savunmadaki defekleri de oluyor bu arada. Onu da belirtmek lazım. Evet, bu da Olimpiyev için bence istediği bir düzen değil aslında. Ama eldeki malzeme biraz daha buna uygun olduğu için şu anda Beşiktaş bu şekilde ilerliyor. Bir transfer gelirse Beşiktaş Euro Cup'ta da aslında yukarılara mücadele edebilecek bir takım. Daha iyisini yapabilecek bir takım seviyesinde. Özellikle kısa rotasyonu. Kyle Olman, Derek Needham. Önemli isimler. Jonah Matthews. Evet. Peki aklında bir isim var mı? Burada ben iki isim paylaşabilirim. Yani şu anda böyle düşündüğümde bir anda aklıma isim gelmedi ama... Senin düşüncen nedir? Karşıyaka'daki finansal krizden ötürü bir ayrılık durumu olması halinde Jerry Butsiel Beşiktaş'a transfer olabilir. Sene başında da görüşülüyordu. Bir diğer benim komplo teorim, hadi buna komplo teorisi diyeyim, duyuma vesaire bağlamayayım. Fenerbahçe'de uzun transferi tamamlandıktan sonra eğer Boban Marjanovic'le bir yol ayrımı olursa menajer Miško Raznatović biliyorsun değil mi? Bahçeşehir koyacağım da Beşiktaş'la yakın bağlantılar var. O da Beşiktaş için bir opsiyon olabilir. Marjanovic'in daha önce de geçmişti Beşiktaş'la. Fenerbahçe'den önce. Evet. Karşıyaka'da da finansal sorun şimdilik sanki bir nebze olsun çözüldü gibi. Dün eski sponsor firma bir destekte bulundu. 9.2 milyon TL'lik. Evet, yani ciddi bir destekte bulundu. Şimdilik en azından biraz çözülmüş gibi. İlerleyen dönemde neler gelecek tabii beklemek lazım. Karşıya kadar ayrılıkların en azından bu seviyede şu anda sezon başında olacağını zannetmiyorum. Çünkü Ufuk Sarıcı'nın da oraya aidiyetiyle oyuncuları başka bir noktaya çektiğini söyleyebilirim. Ya, yabancı oyuncular üzerinde bu süreci yönetmek lazım. İşte McCollum gibi takımla artık aidiyeti oluşmuş bir ismi tutabilirsin ama orada da çok Damien Jefferson gibi, işte James Webb gibi ve Jerry Butsiel gibi çok kıymetli, herkesin isteyebileceği yabancılar var. Tehlikeli bir durum bu da. Euroleague de yapabilecek oyuncular bunlar. Yani James Webb için katılırım. Hatta Damien Jefferson için de katılırım. Butsiel'in de çok iyi bir Euro Cup oyuncusu olduğunu düşünüyorum şahsen. Beşiktaş'ta fark yaratabilir. Butsiel Beşiktaş'ta olur mu? Evet. Yani özellikle savunma noktasında takımı seviye atlatabilir. Ben işte savunma noktasından düşünüyorum Beşiktaş'ta biraz. Hücumda zaten düzen oturmuş gibi. Savunmada fark yaratabilir Beşiktaş adına, evet. Bir dinleyicimiz bahis önerisinde bulunmuş. Bunu da seninle paylaşayım. Nusret Özdemir, bu akşam Anadolu Efes maç sonu 1 ve 163.5 üst. Panathinaikos 3.5 handikaplı galibiyeti. Fenerbahçe Beko kazanır ve 158.5 üst oynadım demiş. Ne dersin? Katılırım. Güzel. Güzel kupon. Panathinaikos handikaplı galibiyeti de güzel bir tercih. 158.5 üst Fenerbahçe maçı için. Fenerbahçe'ye bağlı biraz gibi sanki.
Fenerbahçe maçında alt üst baremine biraz takıldım. Anadolu Efes maçında da maç sonu bir tercihi bana biraz soru işareti gibi geldi. Monaco tehlikeli bir takım. 155.5'lar vardı yanılmıyorsam ben yayına girmeden önce Fenerbahçe maçında. Oralardan sanki biraz daha uygun olabilir. Asfer mutlaka tempoyu yukarı çekmeye çalışacaktır. Fenerbahçe buna nasıl karşılık verecek? Bu önemli kuponda bence. Bu arada çok güzel bir mesajımız var. Konudan konuya geçiyorum ama süre bitmeden hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. Boston'dan Asım Serdar adlı bir dinleyicimiz yazmıştı az önce, hatırlarsın. Sizi dinlerken Boston Summer Street'te Chauncey Billups ile karşılaştım. Bu kadar olur demiş. O da biliyorsun 2004'te şampiyon olan Detroit Pistons takımının müthiş bir oyun kurucusuydu. Çok da severdim. Sert bir oyuncuydu. Çok iyi bir savunmacıydı. Buradan Chauncey Billups'a da halen yakınlardaysa selamlarımızı iletelim. Selam olsun, pardon. Evet. Gerçekten şimdiye kadar aldığım en enteresan mesajlardan biri oldu program içerisinde. O takımda gerçekten Rip Hamilton'ın Chauncey Billups'lı takım hakikaten finalde biliyorsun Lakers'ı tarumar etmişlerdi. Kobe'li şekli takım dağıtan seri olmuştu. Evet, o eski rekabetlerin tadı şu anda aranıyor bence NBA'de de. Müthiş bir Pistons. Bu da enteresan bir mesaj. Ben bunun etkisinden çıkamadım. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Senin maç tahminlerini yazıyorsun aynı zamanda tuttur.com'da. Kuponların da var. Ben de takip ediyorum. Tuttur.com'da sosyal bahis kısmından Onur Kıran hesabına ulaşabilirsiniz. Maçlar için kıymetli analizler yapıyor. Onları okursanız da kupon önce size iyi bir ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Keza kuponları da var. Yine keza tuttur.com'daki sosyal bahis kısmından Burak Alacı hesabına da erişebilirsiniz. Orada da günlük kuponlarım oluyor. Bugüne de bir kuponum var. Hafta içi özellikle Euro Cup maçlarını takip etmenizi tavsiye ederim. Oradaki tüm dinamikleri çözdüm. Oranın şifrelerini çözdüm. İyi gidiyor. Euro Lig'de de ümit ediyorum zaman içinde dikiş tutturacağız. Ne dersin? Şansımız bol olsun. Euro Lig'de işler yarayına girecektir. Ümit ediyorum. Yani sezon başı itibariyle çok fire verdik. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ümit ediyorum. Seni İstanbul'da burada sık sık konuk ederiz. Gerçekten bizim için de büyük bir keyif oldu diyelim. Bugünlük de bizden bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar günleri saatler onu gösterirken tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Tuttur 6. adamı sundu. Tuttur, 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 baby. Haydi heyecan olsun.